adeta alay edercesine, halkla adeta dalga geçercesine siyasetin bu kadar ele ayağa düştüğü günlerde bizler Kürdistan'da BDP, Türkiye metropollerinde ve batıda da HDP ile birlikte önemli bir fırsatı, önemli bir avantajı yakalamış durumdayız. Bugüne kadar kirli ittifaklar kurmuş olan bütün bu çeteci anlayışlar ve çetenin kurucu mimarı AKP artık teşhir olmaya başladı. Ellerinin altındaki propaganda gücüyle, kendilerine bağlı polis devletiyle, kendilerinin kendi eliyle inşa ettiği yargıyla, mahkemesiyle, savcısıyla, cemaatiyle, tomasıyla, panzeriyle, topuyla, gazıyla, suyuyla, holdingleriyle bize karşı büyük bir savaş yürüttüler. Bizim yenilmezliğimiz karşısında, halkımızın ortaya koyduğu duruş, direniş karşısında birbirine düşmek zorunda kaldılar. Rant paylaşımı, egemenlik paylaşımı, çıkar paylaşımı, dolarların paylaşımı, euroların paylaşımı nedeniyle birbirine düşmek durumunda kaldılar. Biz hep şunu ifade ediyorduk bakın. AKP bir ideolojik birlik değildir. AKP bir inanç etrafında bir araya gelmiş partililer topluluğu değildir. AKP'yi bir arada tutan şey halkın çıkarları, halkın özlemleri değildir. AKP büyük bir anonim şirkettir. Ortaya atıyordum, diyordum ki Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip mezunu değil, ticaret lisesi mezunudur. Araştırın, inanmıyorlardı. Bakın ortaya çıktı. Kafa sadece ticarete çalışmış. Yıllardır sadece kafayı ticarete çalıştırmışlar. Şimdi işte sermaye büyüyünce, ortadaki rant büyüyünce rant kavgası da büyüdü. Rant kavgası da büyüyünce, ortaklık bozulunca bütün pislikler ortaya dökülmeye başladı. Biz yıllardır anlatmaya çalışıyorduk. Fakat halkın önüne bir perde çekmişlerdi. Kirli propagandayla, kara propagandayla daha çok bizi kötüleyerek, daha çok bizim üzerimizden bir savaş yürüterek kendilerini gizliyorlardı. İşte o dönem bitti. Anlamı sadece belediye başkanlığı koltuğu veya yerel seçim yönetici koltuğu için kullanılmış oylar olmayacak. Türkiye'nin AKP'nin 12 yıllık iktidarı boyunca içeride ve dışarıda yaptığı bütün hataların halk tarafından artık görülmeye başladığının ilanı olacak. Rojava'da El-Kaide, El-Nusra çetelerine gönderilen silahların, paraların, gıdaların, verilen desteğin halk tarafından kabul edilmediğinin ilanı olacak. 2023'ü hedefleyip 2023'e kadar tek başına iktidar olmayı, tek başına Türkiye'yi yönetmeyi hayal edenler açısından bu Mart seçimleri artık bir kabusa dönüşecek. BDP